26 olan çakrayı 7'ye indirerek, en basitinden diyorum, vücudumda 7 büyüğü anlatarak peygamberleri öğretmesi gerektiği söylendi. Bakın diyorum ki 26 çakranız var. 7 değil. Peygamber Efendim bunların hepsinin dersini alıyordu. Kimden? Cebrail Aleyhisselam. Kendinin bir de mürşitlik yapan, yani aynalık yapan da vardı yanında. Aynalık yapan da vardı Kabe'nin içinde. Onları da biliyordu Peygamber Efendim. Onlarla da sohbet ediyordu. En son 23 senede kendine sıra geldiğinde ahadiyete, bakın ahadiyeti tamamıyla okuduğunda, anladığında Peygamber Efendim eve koşarak geldi ve üstümü ört dedi. Ört ya Hatice. Ve üstünü örttürdü. Titremeye başladı. O gece işte kalk ya Muhammed, kalk da uyar Allah'ın adıyla. Uyar. Uyar ayetiyle birlikte zaten Peygamber Efendim Alak suresi inmiştir, nüzul etmiştir. Şimdi biz bunları 23 seneye dağıtacağız. Şimdi bizim hanımlar diyor ki mesela hemen olalım. Senden olmuyorsam giderim öbür kanaldakini dinler olurum. Vallahi olmazsınız. Neden? Onu da söyleyeyim. Makamları var. Peygamberlerin size tarikat bilgisinde verilmiş makamları var. Yani vücudumuzda makamları var. O makamlar açılacak tek tek, okuyacağımız. O zaman siz Kur'an olduğunuzu bilirsiniz. Araf'ta ortada kalmazsınız. Dersiniz ki bende işte bu Kur'an. Doğru. Doğru oku. Oku, iradaki oku, geldi oku. Ama o peygamberleri oturtturun vücudunuzda dedi. Ve dikkat edin, bak bunca peygamber gelmiş. Hepsinin de adı var, gayip değil bu peygamber. Hepsinin adı var, onlar kaybolmazlar. Adları var ama Kur'an'da diyorum size 26'sı net. Net yani. Ve en uzun anlatılan Musa. Hiç dikkat etmediniz mi? Musa niye bu kadar uzun anlatıldı? Neydi Musa'nın bu kadar uzun anlatılması? Uzun uzun bahsetti Musa'dan. Orada o bilinç nereye geldi, Muhammed'in bilinci? İbrahim teslimiyetlerin en yücesinde. Şu anda mesela teslim olanların en yücesidir İbrahim. E buna göre Süleyman Aleyhisselam var, Adem var. Tüm bilgiler verilmiş olan. Eczacılık, tıp, kimya, fizik, astronomi, her şeyin bilgisini alan bir Adem Aleyhisselam var. Fakat Peygamber Efendim en çok bahsettiği Kur'an'da, yani kendi kitabında yer eden, bilincini açan makamları 26 ile söylemiştir. Ve bizim şeyde merak ederek vücudunu tarayan evlatlar, öğrenenler, peygamber gibi okumayı becerenler, çakraların 7 olmadığını bilirler ki 26'dır. Vücut 26 ile tümlenir. Şimdi 27. gece insan 26 çakra bütünleşirse tüm bir insan yapar.
Kadir gecesi. İnsan olur. Kur'an okunur. Kim okur? İnsan okur. Haddi zatında tamamlanan Kur'an değil, Muhammed'in bizzati kendiydi Kadir gecesi. Yani o yazılı kitabın geldiğinde Peygamber Efendim nasıl koymuştu? Nasıl felak ve nasıl koyarak Kur'an'ını bitirmişti. Peygamberleri vücudunda tanımış, yaşamış. Öyle hem de yaşamış ki sanki o gün yaşıyorlar gibi anlatıyor, biliyorsunuz. Musa'yı, İsa'yı, İbrahim'i. O gün yanındaymış gibi anlatıyor. Hatta Hatay'daki Yasin-i Şerif'in indiği o zamanki mübareğe bir güzel anlatıyor ki, bakın biz insanlara söylüyoruz, bir elbise değilsiniz siz. Siz şu giydiğiniz beden elbisesinde, şu elbise, topraktan giydiğiniz elbise bir tane değil. Sizin fabrikanızda ruh üreten öyle bir Allah da yok. O bir kere ol dedi ve oldu. Ve siz tek elbiseyle gelmediniz. Tek elbiseyle gittik diyoruz. O gitmeniz ne biliyor musun? Geldik demenizde. Farkı fark etmeniz. Ne zaman kendinizdeki fark olduğunu ve kendimdeki farkını fark ettiğim zaman o elbisem değerlendi. Ben fark oldum. Farkın farkı da bendeki hak, onu birledim. Kimde? Kendimde. O zaman ne oldum be? İşte ben Allah'ın halifesi oldum. Evet, halife oldum. Çünkü ben farka geldim. Hani biz şimdi uyanmak diyorlar ya. Hayır, bu Kadir gecesinde bir kere onu bilin. Bugün de değil üstelik. Bu 10 gün içinde, yani hangi gecendi. Hanginiz uyanırsa o gün onun kadridir. Bunu bilin. Şimdi biz farka geldik. Ne dedik? Yahu yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, tozuyoruz ama gökyüzüne bakıyoruz, yıldızlar var. Hiç düşmüyorlar. Yerlerinden hiç oynamıyorlar. Toprağa bakıyoruz. Her sene öldürüyor, baharda yeşertiyor. Verimliliğe bak dedik. E peki biz niye bunları görüyoruz? Bizde ne var ki merak ediyorum gökyüzünü? Ne var ki fark ediyorum toprağı? Bir eksiğim var. Dediğimiz gün farktayız biz. Artık öbür cümle eşyadan, öbür insanlardan farkta olduğumu kendime belirtiyorum. Var bir eksiğim diyorum, fark et. Bu farkı fark et. Çünkü bir eksiğin var. O eksiği gider. Ben farka geldim. Ne dedi? Bende bir şey var. Değişik bir şey var. Ben güneşe, aya bakıyorum, gökyüzüne bakıyorum ve ilginçtir. Doğaya da bakıyorum ve onların üremesinde, yaşamasında değişik bir şey var. Şimdi sen bunu farka gelmedi dersen ne dersin buna? Uykudaydın, uyandın diyorlar. Yok. Hiçbir zaman uyumadın, hiçbir zaman da uyanmayacaksın. Bunu bil. Bir rüyadan bir rüyaya gidiyor. Hiç bu kadar. Başka bir şey yok. Biz farka geldiğimizde dedik ki, yok ya, bir değişiklik var benim gözümde.
bir değişiklik var gönlümde. Bakarken bir şeylere eksik baktığımı, eksik olduğumu fark ediyorum. O zaman ne yaptım? Aramaya başladım. Farkı canlandırdım, dirilttim. O zaman Allah da ne güzel yapıyor işte. Bak sen onu aramaya başladığın zaman hemen kendini bulduruyor. Dön iç sesini dinle diyor. Aynaya bak. Git bul bir tane kendin gibi. Bul ve sana seni göstersin. Sen de sendekini bul. Sen eğer sendeki o farkı bulursan farkın farkına varmış oluyorsun. Ben farktaydım seni aradım. Ve seni kendimde bulduğum zaman farkın farkındayım. Seni buldum. Fark ettim. Özelsin. Evet her şeysin. Sen her şeysin diyor. Ve ben bir tek bu elbisede değilim ki. Ben binlerce elbisedeyim, binlerce. Giydiğim, geldiğim cümle kainat bana hizmette. Kim engelleyebilir bana, beni? Hangi elbise durdurur beni? Hangi bu elbiselerin içinde bir yerde kalırım, gidince gelmem? Ölmeyen bir şey var bende. Ruh var. Doğmamış, doğrulmamıştan gelen bir ruh var. Ölmüyor da. Nereye koyacağız? Bu ruhu nereye koymamız lazım? Hiç akletmez miyiz? Ölmeyecek. Doğmadı, doğrulmadı. Gitmeyecek. Bitmeyecek. Onu ne yapacağız? Nereye koyacağız? O zaman bir tek bu elbisede değil Muhammed gibi. Ademiyetini al ve yaşa. Hangi peygamberde ne zaman gelmişsin? Hangi peygambere vücudunda yer vermişsin? O senin haline nasıl yansımış? İşte Kur'an'ın ilk emriyle başlayalım. Oku. Nasıl okuyacaksın? Kendi kitabını oku. Sen dışarıda Kur'an'ı okursan anayasa kitabındır. Kaideleri, gitmen gereken yolları, yapman gerekenleri anlatır. Sana yol gösterici olarak peygamberleri sunar. Tabii bu arada aralarına öyle bir ilim katar ki yüceliğini bilsinler diye. Hala çözülmemiş ayetler vardır. Maddede hala çözülemeyen ayetler vardır. Allah o kadar yücedir ki. Ben ne yapıyorum? Beşerdeydim. Ne güzel doğdum annemden beşer olarak doğdum. Kelimeye bile ihtiyaç duymadım. Konuşma var mıydı Musa gibi? Yok. Hiç yoktu hem de. İnga diyordum, veriyordu. Ağlıyordum, veriyordu. Ver diye bağırmıyordum. O çabalıyordu bana konuşturmak için. Ama ben insanlığa doğru yükseldiğimde 7 yaştan sonra artık beşerliğim bitti. 7 yaşına girdim. Artık ondan sonra bana diyor ki İnsan ol. Bir arada senin bir seçim hakkın da var. İnsan ol. Ya insanlığa git direkt yolunu insanlığa çevir yoksa seni tekrar beşeriyete indiririz. Beşer her zaman şaşar. İnsan şaşsa da çabuk döner. Şimdi ben öyle diyorum. Biz Bahri Umman var. Önümüzde koskoca bir umman var. Ve biz oraya gemi salmaya çabalıyoruz. Nasıl?
Allah'ı bilmeye. Allah'ı bilenler, kendinde bilenler. Ol bilen yine kendi olur da, bildim diyen arkadaşlara söylüyor. Tattım. Ben ağzıma bir lokma aldım, tattım. Tattığım kadar mı Allah? Bana oradan sen gelsin. Ben de tattım. Ağaç gelse, bak meyve veriyor, misbatı vücut tattım. Meyve veriyor. Ben de tattım Allah. Hayvanat alemi gelse, bak ben de tattım, doğuruyor. Süt veriyor. Etimi yediriyor. Tattım. Şimdi hangisi Allah? Bu kadar çok mu Allah? Yoksa tek mi Allah? Bizim anlamak istediğimiz ben Allah'ım demeyeceksiniz. Asla. Siz Allah'tansınız ama Allah değilsiniz. Asla bunu unutmayın. O vermez Allah'lığını. Sen nasıl kendi evine bir ortak bir kadın istemiyorsan, o da kendi Allah'lığını size vermez. Tattırır ama. Bak ne dedim size? Balmış Hazreti Ali Efendim gibi. Parmağına batırırsın, ağzına alırsın. Evet Allah bendeymiş. Evet bu hal böyleymiş. Sen değilsin de kimsin? Dersiniz. Ben demezsiniz demiyorum. Sizin diyor çünkü ben bir kulumu seversem onun tutan eli, gören gözü, duyan kulağı, yürüyen ayağı ben olurum diyor Allah. Ben olur. Ben de inkar etmiyorum diyorum ki size. Evet tadarsınız. O hali de yaşarsınız. Yaşatır da. Niye? Kendini bildirmek için. Deveyi dengi olan görmesi için. Ben Allah'ı bilmeye gidiyorsam ne olmam lazım? Halifesi olmam lazım. Onun yaptığını yapmam lazım ki bileyim. Nasıl bileceğim gücüm yetecek onu bilmeye? Ya boyasına boyanacağım. Ya o olacağım. Başka yolu yok bunun. Ya gidip aynasına bakacağım. Başka hiç yolu yok. Biz de bunu ısrarla söylüyoruz. Siz Allah değilsiniz. Ama Allah'tansınız. Niye parçası sizde var? Ve tattınız. Allah'lığı da tattınız. Ama Allah değilsiniz. Allah'lığı tattınız ama Allah değilsiniz. Bahri Umman'a gemiyi saldık. Sorun oraya gemi salmak değil zaten. Sorun oradan geri döndürmek o gemiyi. Eğer orada bırakırsan o fırtınalar olur, o denizin dalgaları olur, o güneş olur. O suyun getirdiği yıpranması olur. Ne olur? Yok olur gidersin. Çünkü diyor ki orası Bahri Umman. Orada nice başlar gider de hesabı sorulmaz diyor. Maksat o Bahri Umman'a gemi salmak değil. Maksat o gemiyi geri döndürmek. Ne demek? Tattım. Orası o. Bahri Umman o. Ama ben kulum deyip geri dönmek maksat. O kulluğa inmek işte. O onun halifetullah makamına dönmek. Marifet o. Elimize alıyoruz tesbihi, imameyi tutuyoruz. Önce bir tesbihi şöyle saatlarız. Biliyorsunuz tesbih duasından önce. Saatlarız imameyi tutar başlarız esmaları çekmeye. Orada aşağı yukarı da yok. Her nereye gidersen git geri imameye dönersin. İmame zat çünkü zat Allah. Orada tesbihteki makamı Allah. Eğer sen imameyi takma
O kolyede, halhalde, bilezikte o boncuğa. Ama o imame, o zat, onun tesbih oluşunu ve Allah'ın esmasını sana çektirmesi gibi, kul da o imameyi bir kere olur, bir sefer yaşar. Bunu kesin yaşar, bak yaşamaz demiyor. Ama ben oyum deyip de orada kalırsa, işte orası en büyük hata, en büyük ceza. Orada kalırsa, hala ben Allah'ım ben şuyum diyorsa, en büyük cezada, en büyük günahta. Bahri'm bana gemiyi salmışın derim ben. Güzel. Sen tatmışsın. Ama geri döndün mü? Çünkü ben Allah'ım diye ne sorarlar? Allah, başka Allah mı var da ben Allah'ım desin? Allah'ın olduğu yerde kim kalır? Her şeyi ihata eder. Başka Allah, ben Allah'ım diyeceği hiçbir şey kalmaz. O nüzul ettiği zaman her şey Allah olur. E kime diyecek Allah'ım diye? İşte sahte bu lafı diyenler yaşamamışlar. Allah kime diyecek ben Allah'ım? Karşısında, sağında, solunda kimse yok. O var tek. Kime diyecek ben Allah'ım diye? Saçmaladıklarını o zaman bileceksin. İşte o zaman mürşitler olsun, evladın olsun, konuşman da arkadaşların olsun. Bu lafı böyle diyorsa, ben Allah'ım diyorsa, hemen erkekse koynundaki karıyı, cebindeki parayı. Kadınsa kocanı, bir de çocuğunu bana ver diyeceksin. Allah'ın bunlara ihtiyacı yok diyecek. Çok güzel bir laftır bu. Kesinlikle buna emin olun. Allah'ın olduğu yerde hiçbir şey kalmaz. Her şey o olur. O zaman kime Allah'ım diyecek ya bu? Neye, kime ispat edecek? O ispat istemiyor ki, bilinmekliğini istiyor. Beni ispat edin dedi mi Allah? Böyle bir söz duydunuz mu? Ne Kur'an'da, ne Kamil'de, ne Evliya'da, ne kadar peygamberde. Sadece bilinmekliğini istiyor. Sen de bileceksin. Otta da Allah'ı bileceksin. Kuşta da bileceksin. Yıldızda da bileceksin. Toprakta da Allah'ı bileceksin. Allah'ın varlığını bileceksin. Sadece bileceksin. Sen Allah'ım diyemezsin. En ufak bir şeyi öğrenip ben Allah'ım diyorsan, Peygamber Efendim ne yapsın ya? Günde 70 makam aşıyor diye. O dedi mi? Edepsizler. Ne demek 70 makam? Günlük 7 çakrasını açıp açıp indiriyordu. Çıkıp çıkıp geri geliyordu. Ne yapıyordu? Geri kulluğuna dönüyordu. İşte siz o Bahri Umman'a girmişsiniz ve orada yandınız, kaldınız. Orada Allah dediniz ve benim dediniz. Orada yandınız işte. Benim demek ne harfi nedir? B. Hazreti Ali Efendim gibi büyük bir alim diyor ki, ben B'nin altındaki noktayım. Bak, B'yi okumam için o nokta şart. Eğer ben tüm Arap değilsem, kramerini net biliyorsam gereksiz. Yoksa B'nin altındaki nokta ben. O noktayı da koyan kendisi. Biliyorsunuz noktalamayı Hazreti Ali Efendim yaptı. Şimdi bunu böyle düşünürsek, Kur'an-ı Kerim'in bizde olduğunu kabul edersek, çünkü peygamberlerin makamlarını yaşamak zorundasınız.
tasavvuf peygamberlerin, bu 26 peygamberin makamlarını yaşamaktır. Tek tek yaşatır. Bak buna emin ol. Tek tek yaşatır. Ben şu hal üzereyim derken kendim diyordum. Oo, şu peygamberin hali. Kendi kendine size yaşatır o. Muhammed Mustafa'ya yaşattığı gibi. 23 sene yaşattığı gibi. 23 sene hepsini tek tek yaşatıp en üst bilince getirdiği gibi. Hala onun bilincinin üstünde bir bilinç çıkmadı ve çıkmayacak. Biz kaçıncı boyutu açtık? Daha bir hafta olmadı. 7 tane boyut üst üste atladık. 1 saatin içinde. Hala ama onu geçemedik. Bak ne diyorum. Kaç boyut atladık. Bir seferde, bir saatin içinde. Ne oldu? Geçen var mı? Yok. Çünkü 23 sene kendini okudu. Biz gibi bir elbise de. Ay, ha ölürsek ne olacak? Ay, ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Ölen beden, beden. Soyundun elbise. Dedik ya ruh ölmez. Eğer elbisem de ölmesin diyorsan ne yapacaksın? O elbiseyi de ruhu bir edeceksin. Bir. İkisini birlediğin zaman o elbise de toprakta erimez, çürümez. Herkes hatırlar. Onu bunu bırak zaten. Kainat seni unutmaz. O da ölmez yani o elbise. İnsanlar birazcık bu gecelerde, özellikle bu Ramazan ayında, kıymetli aylardan biridir biliyorsunuz, Şevval gelecek. Ondan sonra mukaddes olan Muharrem'e girecek. Böyle zor ve güzel üst üste gelen aylarda yapacağımız şey bizdeki peygamberlerin halini bilmek ve bulmak. Kur'an'ımızı okumak. Kendimiz okuyamıyorsak Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuyun. Bak ben de Arapça biliyorum, okuyorum ama anlamıyoruz. Onları çözmek için şeyinden çıkarız yani. Onu Türkçe okuyup ama güvendiğin bir kaynak. Güvendiğiniz bir kaynaktan alarak Türkçesini okursanız o zaman kendinizi de çözersiniz. Ben çok merak ettim. Peygamber Efendim dedim, Hira Dağı'nda 23 sene ya. Cebrail'i görmek ne demek ya? Görüyor ve 23 sene bekliyor. Ve sık sık Cebrail geliyor, bazen hiç gelmiyor aylarca. Ne yapıyor o ayların içinde? Hangi peygamber acaba? O ayların içinde hangi peygamberin halini yaşıyor ki? Gelmediği zaman. Ve hatta beni unuttun mu Rabbim diyor. Beni unuttun mu? Cebrail gelmiyor. Beni unuttun mu diyor. En son Kur'an-ı Kerim gelince kalk örtüye bürünen. Kalk ve uyar. Uyar. İnsanlara söyle artık. Uyar. Örtüden kalk. Uyar. Demek ki örtülüymüş Muhammed. İşte o örtüyü açmamız lazım. Nasıl açacak o örtüyü? Biz o örtüyü açmak için aynalara bakıyoruz zaten. Ama bu örtüyü açacağım derken edepsizlik sınırına getirmeyin. Denize bir dikkatli bakın. Akarsulara iyi bakın, lütfen iyi bakın. Üstündeki perdeyi görürsünüz ya. Suyun üstünde hicap perdesi vardır. Çünkü su ilk inanandır. İlk yaratılan kalem, ilk inanan sudur Allah'a.
ve hep hicap perdesiyle durur. Tül gibi, zar gibi üstünde zar vardır suyun. Niye? Allah'tan icap eder. Peygamber Efendim de diyor, ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Biz de güzel ahlak ile Kadir gecesinde kadrimizi bileceğiz. Allah'ım Kadir isminin hürmetine kadrimizi bileceğiz. Ve Allah'ın da kadrini bileceğiz. O ismi hürmetine onun kadrini bileceğiz. Biz diyoruz, bu geceyi boş çevirmeyelim. Bu gece değil. Ben son 10 gündür söylüyorum devamlı, boş çevirmeyin. Hangi gün indiği net değildir. Diyanet'in bize söylediği 27. gece diye katkıda bulunduğudur. Ama Peygamber Efendim son 10 gününde arayın demiştir. Bu da şeylik, Kur'an'ın ilk indiği ayet, Alak suresi falan, bunlar Peygamber Efendimiz'in indiği tarihi biliyordur. Gün ve gün biliyordur. O tarihi de vardır. İnsanlara zannetmiyorum gizli olsun. Çünkü dışarıdan inmiyor yani. Bu kadar net hatırlamaz. Yaşamayan insan net konuşamaz. Ben evimde iş yapacağım. Ben ev hanımıysam en iyi temizliği nasıl yaparım iyi bilir. Bana biri anlattığı zaman yapamam. Pratiğim var evimde, ben daha rahat iş yaparım. Peygamber Efendim de öyle yaptı. Pratik. Pratiği denedi. Çıktı Hira mağarasının orada pratiğini denedi. Konuştu. Özüyle konuştu. Özünden anladı hangi peygamberle ne zaman ne yaşadığını. Tek tek hatırladı. Onun için derim ben her zaman diyorum. En üst bilinç Muhammed ya. Başkası olamaz. Ve en büyük makam kulluk. Şu dünyada alacağınız, bakın, veliler, nebi ve resuller ve evliyaları tenzih ederek söylüyorum. En büyük makam kulluktur. O kulluğa çıkarsanız Muhammedi bilince oturmuş olur. Beşeriyet, insanlık ve kulluk. Başka yer yok. Üç, can, beden, ruh. Can, beden, ruh. Efal sıfat zat, efal sıfat zat. Üçlü. Böyle gideceğiz. Bir şey öğreneceksek, bir şeyleri kabul edeceksek kendi içimizde, bunu böyle alacağız. Üçünü birleyeceğiz yani. Ben ruhumu aldım ayrı yerde, bedenim ayrı yerde, canım ayrı yerde, öyle bir şey yok. Öyle yaptığın zaman Süleyman'ın mührünü tamamlayamaz. O Süleyman'ın mührünü tamamlamayan da insan kendini okuyamaz. O üçlüyü tamamlaman lazım. Ki içi dolsun. O mührü ters çevirirsen içine istediğin gibi şeyi doldurursun. Piramitleri ters çevirdiğinizi düşünün. İçine her şeyi doldurabilirsiniz. Ve sizlere de diyorum, siz bir elips şeklindesiniz. Öyle de geldiniz, öyle de gideceksiniz. Ama yapacağımız neymiş? Üçlü olanın kadrini bilmek, birlemek. Bu dünyadaki asıl amaç ve gaye, gelmenizdeki maksat o. Beşeri insan, insanı kul etmek, başka da yok. Çünkü Allah diyor, bilinmekliğe murad ettim, Allah olun demeyin. Bilinmekliğe siz beni bilin diyor sadece.
O zaman biz ne yapacağız? Can, ruh, beden üçünü birleyeceğiz. Peygamber gibi. Öyle yapacağız. Peygamber Efendim öyle yaptı. Onun için de vahdeti, ahadiyeti en güzel alandır. En güzel yaşayandır. En güzel kul benim dedi. Doğru. Doğru diyorum. Hazreti Ali'ye ne dedi? Çık omzuma. Sen beni taşıyaman dedi ya. Omzuma çık. Bende kulluk mühürü var. Ya Ali, sen benim omzuma çık. Ben seni taşırım ama sen beni taşıyamaz. Niye? Niye? Bunu niye söyledin? İnsanlar birazcık ya. Bu tekamül olurken, tekamül ederken önümüzdeki örneklerin çok iyi görmemiz lazım. Çok iyi anlamamız, bilmemiz lazım. Onları ayna yapıp kendimize hakkı bilmeye en çabuk öyle gittiğimizi göreceksiniz. Muhammed Ali'yi bize Fatma'yı örnek alırsak işte o zaman çok çabuk gideceğiz yahu. Örneğimiz sağlam. Kur'an'da delilimiz, ispatı vücudumuz. Kur'an'ı da bol okursak ne olur? Kimdir diyebilir? Kimden kime laf olacak? Bak ben ne dedim? Allah gelirse. Ben Allah'ım diyenlere söylüyorum. Allah gelirse. Kime Allah'lığını ispat edecek? Ulan ondan başka kimse yok ki. Niye ben Allah'ım desin Allah? İnsanlar biraz dil sınırını, edep sınırını, ahlak sınırını bu gecenin hakkında dileyeceğiniz ne varsa size verileceği müjdelenen gecelerden birisi. Dileyin ama lütfen hakkaniyetle isteyin. Çünkü Rabbim bu konuda çok 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 tedirgin ve çok uyarıyor bizleri. İstediğiniz şeyleri bütüne yani herkese ve kendinize o vermekten kaçın. Siz kendinizi bütünden ayırmayın yeter. Siz bütünde kalın. Bütüne de isteyin. Kime ne, kendinize ne istiyorsanız. Bütüne de isteyin. Bütün nerede? Senin vücudunda zaten. Görmediğin bir insana diyeceğin ne istiyorum? Sen hücreni de görmüyor. Vücudundaki binlerce hücre var. Hangisini gördün? Hangisiyle sohbet etti? Ölüm ne isterken? Sen bir vücudun geldi. Şükür. İnternetim gidiyor ve geri geldi. Şükür. Ben de dedim yazdım da. Evet biz de diyoruz bu Kadir gecesinde bütün canları bütün canlarımız birbirine dua etsin. Ne istiyorsalar birbirlerine istesinler. Rabbim bu gecenin tekrarına erdirsin. Ve kadrini, kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Ve bizi şaşırtmadan göndersin. Şirkle, kötülüğe düşürmeden. Evet biz bir Rabbi bileceğiz, gerçekten bileceğiz. Gerçekten bileceğiz. Rabbimizi bilmeye geldik. Ama Allahçılık oynamaya değil ya. Allahçılık oynamayın ya.
Allahçılık oynadığımız zaman iş kötü, şirk. Tadın bu balmış değil. Tamam, varmış bende, varmış. E var da zaten var. Ben onu fark ettim ki uyandım dediğiniz mesele onu fark etmektir. E sen de emin beldeye geçtin onu fark ettiğin zaman. Ne kadar güzel, daha bundan öte bir şey aramak, o olmak. Bu mürşit için geçerlidir. Mürşit der ki ya boyama, ya ben ol der. Ama Allah öyle demiyor. Allah diyor ki sadece Allah'ın isteği bizde. Diyor ki beni bilin, bilinmek neyime murad ettim. E o murad ettiyse bildirecek zaten. Sen ben gibi değil ki. O murad ettiyse olacak demektir. Ben de diyorum ki bu olacağı farkı bir an önce fark etmeye bak. Farkı fark edersen İlimlerin sonsuzluğuna, hal yaşamanın güzelliğine dönüşürsün. Elinden, ayağından, gözünden, kulağından işleyenin o olduğunu, senin bir elbise hiçten başka hiçbir şey olmadığını bilirsin. O kendi kendini zevk ediyor. Ya sen benim diyemen ki ya o zevkini, gidip o zaman ki onun şenini. Failin diyor, fiili benden diyor. Fail de benim, fiil de benim diyor. Sen nasıl söylersin buna, karşısına çıkıp rakip olursun? Şeytan olur, başkası olamaz. Bu gece bütün günahlardan arın. Beni dinleyin, birbirinize güzelce dua edin. Tüm aleme ve kendinize ve de eşinize, dostunuza dua da bulun bu gece. Bu gece bulun, biz dileyelim, isteyelim, Rabbim bizi boş çevirmeyecek. Zaten bu geceden sonra arifeler vardır ki orada da bütün dualar kabul olur, biliyorsunuz. Herkes mahzundur Ramazan gidiyor diye. O bereket, o güzellik gidiyor diye çoğu insan mahzun olur, üzgün olur. Biz o üzgünün, onu selavatlarken, yolcu yaparken üzülelim ama onun da değerini bildiğimizi gösterelim. Uruç ettik, oruç değil, uruç ettik. Ona rağm olduk, gittik. İstedik, ona gittik, huruç ettik. E şimdi kadrini bilme zamanı. Üstelik de o kadar güzel bir halde ki ismiyle girermiş bu geceyi. Kendi Kadir isminin hürmetine kadrini bilirim. İsmini de zikrettirmiş üstelik bu gecede. Peygamber Efendim ne kadar güzel bir haldeymiş ya. Ne kadar üst bir bilinç olduğunun güzelliğinin, değerinin farkındaydı o mübarek. Hadi biz de onu bu gecelerde zikrederek, bu gecelerde onu çağırarak vücudumuza. Evet, çağıracaksınız onu bu gecelerde. Muhammed'i çağıracaksınız, size misafir olacak. Size misafir olursa çok iyi olur. Size misafir edin, çağırın. Bunu çağırırsanız Allah'ın izniyle o da davete icabet edecek. Size icabet ettiğinde de bazı şeyleri yerli yerine oturtturursunuz hanımlar, canlarım. Bu gece Allah
yar ve yardımcımız olsun cümle gecelerle birlikte. Kadrini, kıymetini bildirenden eylesin. Rabbim inşallah layık oluruz Kur'an'a ve o peygambere. Ve çağırdığımızda bizim ile olur inşallah. Şimdi size kaydı durduracağım ve siz sorusu olan varsa soracağım. Dediğim gibi de şey yapmayın. Hah.